Bugünkü öğretim haftasında Yusuf Has Hacı bin Katutkubili mutluluk bildirgesindeki ifadesinden yola çıkarak bir konuşma yapmıştık. Orada şunu belirtmiştim. İki tür insan vardır. Biri öğrenen, biri öğreten. İşte bu da aslında bize şunu gösteriyor ki ilk öğretimle temelleri başlayan ve hayat boyu da devam eden bir öğrenme sürecine tabi olduğumuzun en güzel işareti yıllar öncesinde verilmiş. Biz de bu işaretle yola çıkarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ve Bilecik'teki bütün resmi kurum ve kuruluşlarımızın, STK'ların da destekleriyle öğrenmenin hayat boyu devam ettiğinin bir işareti olarak bu şenliği düzenlemiş bulunmaktayız. Ve bu anlamda 42 tane Cumhuriyet Meydanı'nda, 12 tane Şeyh Edebali Türbesi'nde, 10 tane de Bilecik Kültür Sitesi'nde öğrenmenin hayat boyu devam ettiğinin göstergesi olarak çeşitli etkinliklerimiz ve standlarımız bulunmakta. Tüm Bilecik halkımızı bu standları gezmek için davet ediyoruz. Öğrenme şenliği bireylerde kendilerini geliştirme konusunda merak ve istek uyandırmak, öğrenmenin eğlenceli, kişiyi rehabilite eden yönünün fark edilmesi ve bireylerin öğrenme süreçlerinin aktif olarak katılmasını sağlamak için düzenlediğimiz bir etkinliğimizdir. Bilginin ve öğrenme alanlarının her geçen gün artarak değişiklik gösterdiği günümüzde, özellikle insan kaynakları kapasitesi ve buna bağlı olarak istihdam alanında yaşanan gelişmeler, söz konusu alanlarda çeşitli güncellemelerin yapılmasına ihtiyaç doğurmuştur. Oku diye başlayan bir medeniyetin temsilcisiyiz. Ve hayatımızın her noktasında ilmi öğrenmeyi önde tutan bir medeniyetin temsilcisiyiz. İlim demektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır diyen bir medeniyetin temsilcisiyiz. Gerçekten ilim insanın önce kendisini bilmesine, daha sonra kendisini, yaradanını bilmesine ve aynı zamanda da kendisine bu dünyada lazım olan yaşamını, geleceğini temin edecek bilgi ve beceriyi elde etmesini sağlayacak en önemli materyaldır. Bugünkü yaptığımız şenliğin anlamını 700-800 yıl önce Batılılar çok sinsice kavramışlar ve bizim tüm o güne kadar elde ettiğimiz, bizim medeniyetimizin elde ettiği tüm kavramları öğrenmişler. Almışlar, götürmüşler, onunla da kalmamışlar, geliştirmişler. Ve yine bize öğretildiğinin aksine biz gittik Viyana kapılarına kadar, savaşı kaybettik. Kaybettiğimiz için durakladık, geriledik. Ondan sonra da dağıldık. Yok öyle bir şey. Yani bilimsel üstünlüğü biz kaybettik. Biz o tarihten itibaren hiçbir şey geliştirmedik. Geliştirmediğimiz için onlar bizden aldıklarının üzerine koydular, geliştirdiler, dönüştürdüler, daha ileriye götürdüler. Bilimsel olarak biz geri kaldığımız için de savaş teknolojisinde de geri kaldık, ulaşım teknolojisinde de geri kaldık, her açıdan geri kaldık, onun için kaybettik, geriledik. Yoksa savaş kaybettiğimiz için değil, savaş bunun bir sonucu. Evet. Sayın Ali, müsaadenizle şunu takabilir miyim? Bu ne ya?
Bu şenliğini anısına. Şenlikten sonra takılır mı? Zamanında takacak. Geç onu. Az geri.